Şimdi medium tonik olarak 4 kısma ayıracağız. Bunun için 2 tane referans aldığımız nokta var. Şurası insula cardiaca. Şurası insula angularis. 2 tane sphincterimiz var. Ostium cardiacum, özofagusum mideye giriş yerim. Ostium pilaricum. Şimdi bu ostium cardiacum'dan şöyle transfer hayali bir çizgi çizdiğimizi düşünürsek bu üstte kalan alana fundus gastricus diyeceğiz. Insula angularis'ten şöyle yine hayali bir çizgi çizdiğimizi düşünürsek altta kalan alana pars pilaricum diyeceğiz. Bu iki alan arasında kalan yer ise midenin korpusu, corpus gastricum. Şimdi şu midenin içindeki katlantılar, plikalar, plika gastricus'tan. Şurada hiçbir plikanın olmadığı, sıvı besinlerin direkt duodenuma geçmesini sağlayan bir boşluk var. Buraya Valdeyer Caddesi ya da Canalis gastricus adını veriyoruz. Şurayı bölmüştük, buradan sonrası pars pilaricum demiştik. Pars pilaricum da kendi içinde iki kısma ayrılıyor. Şuradan itibarını düşünürsek pars pilaricum'u ikiye ayırdık. İnce bağırsağa yakın olan kısmına canalis pilaricum, mideye doğru olan kısmına antrum pilaricum diyeceğiz. Şuradan daha net görebiliriz. Şu şekilde şu alan antrum pilaricum, şu alan canalis pilaricum. Ondan sonra midenin tabakalarını söyleyelim. Tunica mucosa, şu içerideki sarı görünen yer. Beyaz görünen yer tunica submucosa. Burada kas yapısı, tunica muscularis. Ve en dışta şu gördüğümüz peritonla örtülü yer ise tunica serosa. Sinirleri ve damarları da söyleyelim. Sol nervus vagus öne gelerek truncus vagalis anteriorum. Sağ nervus vagus arkaya gelerek truncus vagalis posterior yapacak. Damarları isimlendirirken de yine insula angularis referans olarak yaparsak sağ ve sol ayrımını daha kolay yaparız. Insula angularis'in üzerinde kalan yeri sol, altında kalan yer